Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda beyin tavşanımızın kafa kısmını yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle yine 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. İkincinin içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen ilmek belirleyicimi koyayım. İkinci sıramda her sık iğnemin içerisine 2 tane batıyorum arkadaşlar. Arttırma yaparak gidiyoruz. Her sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve son arttırmamı da yaptım. Sayımız 6 idi, 12'ye çıktı. Şimdi bir sık iğne, bir arttır yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttır. 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 Bir sık iğne, bir arttır ve tekrar bir sık iğne, bir arttır. Hep arttırmayla bitiyor arkadaşlar. Şimdi videoyu biraz kısa tutmak istiyorum. O yüzden anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi artık 2 sık iğne, bir arttır yapıyoruz bu sıramızda. Bir sonraki sıramızda 3 sık iğne, bir arttır. Daha sonraki sıramızda 4 sık iğne, bir arttır ve son olarak da 5 sık iğne, bir arttır yaparak gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 sık iğne, bir arttır yaparak bu sırayı da tamamladım. Şimdi 2 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Toplamda 2 sıra düz bir şekilde örelim ve gelelim arkadaşlar. İki sıra düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar, iki sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi bebeğimizin şu yanak kısımlarını yapacağız. Bunun için öncelikle 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar, 7 tane sık iğne yaptıktan sonra sırasıyla toplamda 10 defa bir sık iğne, bir arttır yapacağız. Bir sık iğne, bir arttır. Toplamda 10 defa. 1, 2, 3, 4, 5, bu 6. Bir sık iğne, bir arttırı toplamda 10 defa yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttır. 7 oldu bu. 8, 9 ve 10. Arttırmamı da yaptım arkadaşlar. Şimdi sıra başına kadar kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane de düz ördük. Bir üst sıraya geçtik arkadaşlar. Yine 7 tane sık iğnemizi örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle yapıyoruz. 2 sık iğne, 1 arttır. 1, 2 sık iğne,
bir arttır. Bu birinci oldu. Bir, iki, sık iğne. Bir, arttır. İki oldu arkadaşlar. Bir, sık iğne. İki, sık iğne. Üçüncü arttırmam. Bir, sık iğne. İki, sık iğne. Dördüncü arttırmam. Bir sık iğne, iki sık iğne, beşinci arttırmam. Bir sık iğne, iki sık iğne, yedinci arttırmam. Bir sık iğne, iki sık iğne, bir arttırmam, sekizinci arttırmam. Bir sık iğne, iki sık iğne, bir arttırma, 9 oldu. Bir sık iğne, iki sık iğne, bir arttırma ve 10 tane iki sık iğne, bir arttır şeklinde yaptım. Sıra başına kadar örelim arkadaşlar. Şimdi bu sıradan sonra toplamda 3 sıra hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca düz bir şekilde örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arttırmalarımızdan sonra toplamda 4 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltmelerimize geçiyoruz arkadaşlar. Eksiltmelerimize de 5 sık iğne bir eksiltten başlıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 sık iğne yaptıktan sonra bir tane sık iğnemizin içine batıp ip alıyoruz. Hemen yanındakine de batıp ip alıyoruz ve üçünü birlikte kapatıyoruz. Kesmemiz bu şekilde arkadaşlar. 2 3 4 5 5 sık iğne bir eksilt. 1 2 3 4 5 5 sık iğne bir eksilt. 1 2 3 4 5. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. 5 sık iğne bir eksilt yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Beş sık iğne bir eksilt yaptık arkadaşlar. Şimdiki sıramızda 4 sık iğne bir eksilt yapacağız. 3 4 pardon 4 bir eksilt. 1 2 3 4 bir eksilt. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. 3 4 1 eksilt. Bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 4 sık iğne bir eksilt yaptık. Zaten suratımız bu şekilde bakın oluşmaya başladı. Dilerseniz burada gözlerimizi takalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz çukura hemen gözlerimizi takacağız. Sayı olarak saymak isterseniz 10 ve 11. sıralar arasına takacağız arkadaşlar. Şöyle sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 ve 11. sıralar arasına bu şekilde gözlerimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Arada da 5 tane sık iğne olması yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya takacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen. Bakın bu şekilde gözlerimizi yerine koymuş olduk arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir saniye bir tane ben geriye koyayım. Biraz örgüm sık olmuş. Evet.
Şimdi gözlerimize arka taraftan kilidiyle takalım arkadaşlar. İyice kapatalım. Hatta çakmakla bile yakabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde gözlerimizi takmış olduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son 4 sık iğne, bir azalt yapmıştık. Şimdi bu sıramızda 3 sık iğne, 2, 3, 1 eksilt. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne eksilt yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 3 sık iğne, 1 eksilt. Tamamlayıp gelelim. 3 sık iğne, 1 eksilt sıramızı bitirdik. Şimdi 2 sık iğne, 1 eksilt yapıyoruz arkadaşlar. 2 sık iğne, 1 eksilt. 2 sık iğne, 1 eksilt. 2 sık iğne, 1 eksilt yaparak örmeye devam edelim. İki sık iğne, bir eksilt. İki sık iğne, bir eksilt. Evet, bu sıradan sonra da yine iki sık iğne, bir eksilt yapacağız arkadaşlar. Yani iki defa iki sık iğne, bir eksilt yapmış olacağız. İki sıra boyunca. Bu şekilde bir, iki sık iğne, bir eksilt. Şimdi bu sıramızı da yine 2 sık iğne, 1 eksilt yapalım arkadaşlar. 1 sık iğne, 2 sık iğne, eksilt. 1 sık iğne, 2 sık iğne, eksilt. Tekrar 1 sık iğne, 2 sık iğne, 1 eksilt. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. İki defa, yani iki sıra boyunca iki sık iğne, bir eksilt yaparak sırayı tamamladım arkadaşlar ve bu artık bizim son sıramız. Bir sık iğne, bir eksilt yapacağız. Bir sık iğne, şunu şöyle alayım. Bir eksilt. Bir sık iğne, bir eksilt. Bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bir sık iğne, bir eksilt. Bir sık iğne ve artık kafayı doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim son sıramız. Evet, sonuncu eksiltmemi de, pardon, sonuncu eksiltmemi de yaptım arkadaşlar ve şu ipi çıkarabilirim artık. Bir tane daha sık iğne yapıp CC ile birleştirip kopartıyoruz arkadaşlar. Evet, kafamızı da böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi içini dolduralım. Arkadaşlar, kafayı güzel bir şekilde doldurdum. Siz de bu şekilde doldurun ve yüz birleştirme, yani yüz şekillendirme videosunda buluşalım arkadaşlar.